Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, son dakikayla başlıyoruz. Türk İş'in açıklamış olduğu rakama göre yoksulluk sınırı 49.019 TL oldu. Önceki seviyesi 47.009 TL idi. 2000 liralık bir artış söz konusu. Açlık sınırında ise Türk İş'in yine gıda fiyatları ise Ocak ayında aylık bazda %4,27'lik bir artış sergiledi. Önceki artışta ise %2,89'luk bir artış söz konusuydu. Bununla birlikte gıda fiyatları Ocak'ta yıllık bazda ise %69,76 seviyesinde artış gösterdi. Önceki artış ise 77,5 seviyesinde olduğunu da hatırlatalım. Evet, açlık sınırına bakıyoruz. Açlık sınırı ise 15.048 TL oldu. Türk İş'in açıklamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırlarındaki artış dikkat çekici. 14.000 TL'den 15.000 TL'ye yükselmiş olduğunu takip ediyoruz. Açlık sınırında yoksulluk sınırı ise 49.000 TL olarak 2.000 liralık bir artış yaşadığını söyleyelim. 47.000'den 49.000 TL'ye yoksulluk sınırı yükseltilmiş oldu. Evet, bununla birlikte hemen son dakikalar ardından bir de piyasalara bakalım. Piyasalarda yatay bir açılış söz konusuydu. Borsa İstanbul tarafında dalga boyunun yüksek olduğu bir gün içerisindeyiz. Borsa İstanbul BIST yüz endeksinde 8.473 puandan işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında ise yatay bir görünüm var. 30.36 seviyesi. Euro TL tarafında ise 32.86 seviyesi işlemden geçerken Euro Dolar paritesinde ise 1.0813 seviyesi takip ediliyor. 1.10'un altındaki seviyelerin kritik olduğunu söylüyorduk ki nitekim hem FED tarafından bu hafta alınacak karar ki yarın itibariyle karşılayacağız kararı hem de bunun yanı sıra önemli makro veriler parite açısından ise dikkat çekici olmaya devam ediyor. İçeride ise önemli bir başlıkla güne uyanmıştık. Dün gece resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile birlikte TL mevduata geçişe destek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık değişikliklerini açıklamıştı. Program içerisinde özellikle miktarsal sıkılaşmanın etkilerini konuşmaya devam edeceğiz diyelim ve şimdi hemen kısa bir araya gidelim. Evet, Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, piyasalar nezdinde hareketli bir gün içerisindeyiz. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında spot tarafta yatay bir görünüm söz konusu. Vadeli tarafı konuşmaya ise devam ediyoruz diyelim. Araştırma masası var sırada. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı ile birlikteyiz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. 0.03'lük yatay negatif bir görünüm söz konusu. Vadeli tarafta Viyop 30'da 9.409 puandan ise işlemden geçiyor. Dolayısıyla nasıl bir gündeyiz? Görüntü bize ne aktarıyor? Yatay bir gündeyiz dediğin gibi. Spot tarafta buna işaret ediyor. Bankacılığı takip ediyoruz. Dün konuşmuştuk bilançolar gelecek ve bu hafta endeksi nasıl etkileyecek, zirvelerini kırmasına yardımcı olacak mı diye. Şimdi Garanti Bankası'nın bilançosunun geldiğini görüyoruz. Sınırlı pozitif, sınırlı olumlu diyebileceğimiz bir bilanço. Aslında beklentilerin üzerinde geldi ama bankaların marjlarında ve gelirlerinde bu çeyrekte bir miktar daha daralma beklentisi olduğundan dolayı işte yaklaşık yıllık bazda %15-20 diyelim, çeyreklik bazda işte %20-30 bandında aracı kurumların beklentilerine göre değişiyor. Ama Garanti Bankası ile bunun hani belki böyle olmayabileceği yönünde de bir algı da oluştu da bir miktar. Bankacılık endeksinin bugün pozitif olduğunu, pozitif ayrıştığını da görüyoruz bu sebeple. Özellikle Yapı Kredi Bankası ve Akbank'ın da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bugün katkı sağlamayan tarafta dünün katkı sağlayanları var. Yani biraz daha yer değiştirdiler gibi. Yani bankacılık dün kötüydü ve endeksi aşağı çıkıyordu. Bugün havacılık tarafının biraz daha olumsuz olduğunu, kar satışlarıyla karşılaştığını görüyoruz daha doğrusu. Şunu belki şöyle özetlemek ya da anlamak gerekebilir. Şimdi endeks belli bir seviyede ya da yatay diyebileceğimiz bir günü geçirirken endeksin kazananları kaybedenleri bir gün öncesi sonrasıyla yer değiştirmiş durumda. Endeks belli seviyesini korurken kazançlar kaybedenler ayrışıyor. Dolayısıyla bu aslında endeksin yönü konusunda şu an henüz bize tam bir şey vermiyor. Dün de söylemiştim bir miktar daha belki hacim artışına bir miktar daha katılımın artmasına ihtiyaç var endekste. Dolayısıyla banka bilançolarını takip edecek ama banka bilançoları da şu an belki
dolardaki inanılmaz pozitif ayrışamayacağı için dolayısıyla endeksin 8500 seviyesini kırılmasına bize başka şeyler ihtiyacımız olacak. Başka sektörlerin, başka belki hisselerin yardımına ihtiyacımız olacak. Onlar da bugün endeksi dediğim gibi çok etkileyemediği için endekste belli bir seviyesini koruyor. Bu hafta böyle gider mi? Biraz yurt dışına da bağlı. Yurt dışında havanın olumlu olduğunu da görmekteyiz. Doğru. 1 Şubat'ta yanılmıyorsam Akbank'ın vardı. Onları da takip eder bu aralıkta. Yani ez cümle 8250, 8300, 8500 bandı arasında bir haftayı tamamlamamız, her şey sabit kalırsa, yine yurt dışında çok olumsuz bir kar satışı gelmezse, buralarda tamamlamamız ve geçirmemiz daha olası gibi gözüküyor şu an itibariyle Pelin. Burcu, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL mevduata geçişe destek için zorunlu karşılık değişiklikleri açıklamıştı. Dün itibariyle resmi gazetede de tebliğ yayınlandı. Ki nitekim bunun miktarsal sıkılaşma üzerinde kapsamında hem döviz sevdiat hesapları için hem kur korumalı hesaplar için tüm bu TL mevduatları için de özellikle dikkat çekiciydi. Peki nasıl bir etkisi olur bundan sonraki süreçte? Kendisiyle detayları konuşacağız. İş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle birlikte. Dağlar Özkan, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın miktarsal sıkılaşması beklentiler dahilindeydi. Aslında biz bu adımları görüyorduk. TL işte depo alım ihalesinin düzenlenmesi, ki buradaki adımların daha yumuşak olduğu bir süreç içerisindeydi. Politika faizi arttıktan sonra bu kez miktarsal sıkılaşmanın daha da etkili olabilecek bacaklarından bir tanesi ZK adımı. 120 milyar TL'lik bir likitte sterilizasyonu tahmin ediliyor. Peki buna yönelik atmış olduğu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Devamlı görür müyüz? Ya, adım aslında o kadar sert bir adım değil. Yani bir tarafı gevşetiyor. Kur korumalı mevduat tarafından, aslında nette demeyeyim, kur korumalı mevduat tarafından bir likitte veriyor piyasaya. Ama DTH tarafındaki ilave TL'ye karşılık oranı arttırıldığı için nette sizin de tahmin edilen 120 milyar lira civarı bir piyasadan para çekilecek. Bunun ben çok büyük bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Yani çok sert bir adım atılmamış gibi. Hatta yani bankalar için daha bile sert bir adım beklendiğinden biraz olumlu etkisi bile olabilir. Piyasa açısından zaten sabah vadeli piyasalarda ilk haber alındığında yukarıdaydı. Pozitif de açtı banka. Yani beklentiler altında olduğu için mi? Yani daha sert bir adım bekleniyordu. Dolayısıyla miktarsal sıkılaşmanın o kadar da dozunun artmadığını düşündüğü için mi piyasa tarafından olumlu karşılanmış olabilir? Evet, evet. Yani bankaları çok sıkıştırmayacağı için. Burada ne oluyor? Kur korumalı mevduat tarafı biraz daha rahatladığı için belki bankalar burada müşteriyle daha çok getiri paylaşabilir. Ama DTH tarafından likit de çekiliyor. Yani çok sert bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Hafif bir 10 yıllık tahvil faiz getirilerinde yön hala yukarı olur. Ama biraz daha agresif adımlar belki hazinenin daha güçlü iç borçlanmasıyla bunu destekleyebilir. Ama çok büyük özetle hani çok fazla piyasayı etkileyen bir şey olmayabilir bu. Biraz daha tek yönlü ve güçlü bir likitte çekim hamlesi, ZK'da doğrudan TL cinsi mevduat hedefleyen bir adım biraz daha çok etkilerdi. Burada sabit getirili Türk lirası kıymetlerdeki faizlerin daha çok yukarı gittiğini görürdük. Henüz öyle bir adım atılmıyor. Peki, yani bu adımın etkinliğinin artması için az önce söylemiş olduğunuz uygulamayı biraz daha açalım istiyorum. Yani bugün tasarruf oranlarının artması için, talep üstünde baskı yaratılabilmesi için şu an hedef mevduat oranının hangi band aralığında olması lazım? Yani buraya yönelik, çünkü hakikaten hala talep canlı devam ediyor ya, işte merkezin atacağı burada bir adım ya da bir hamle kaldı mı? Hangi aralıktaki bir mevduata işaret eder?
Yani aslında resmi veriye baktığınızda geçtiğimiz hafta ortalama akım veridi ayrıca. %50'nin üzerinde mevduat faiz oranından bahsediliyor hala. 3 aylık. Bunun normalde talebi baskılamakta, liralaşmaya yönelmeyi desteklemekte makul bir oran olacağını düşünüyorum. Problem şu, birçok insan banka hesaplarını açtığında, uygulamaları açtığında bu oranı göremiyor. Bu ortalamayı bir takım büyük hesapların için geçerli olduğu ve çok fazla da zaten mevduat, yeniden TL mevduat yapan olmadığı için ortalamayı da kolay yukarı çekebildiğini tahmin ediyorum. Yani genele yönelik daha iyi oranlar lazım. Yani burada biraz daha homojen bir şekilde tüm yatırımcıları, daha orta boydaki yatırımcıları da %50'nin üzerinde oranları görebilmeleri lazım. O durumda etkili olur. Para politikasının bunu yapmak için mevcut çok uzun süredir kullandığı liralaşma hedefleri var. Bunları güçlendirebilir. Bankalara yönelik hem ceza, yani hem sopa hem havuçla burada mevduat faizlerini arttırmışlardı. Yeniden bunu yapabilir. Evet, yani şu ana kadar yeterli gelmedi dediğimiz sterilizasyon politikasını sürdürebilir. Maliye politikası burada iç borçlanmayla destek verebilir. Hani o durumda biraz makas kapanır, bu fazla likidite problemi çözülürse. Doğrudan BDDK üzerinden bir takım regülasyon yöntemiyle gidebilir. Şu ana kadar biraz yavaş gidiyor. Neden peki? Ama işin... Dağlar Özkan, neden yani sizce benim... yavaş gidiyor? Yani buradaki engel seçim mi? Yani çünkü dünyanın neresinde olursak olalım seçime giden süreçte biliyoruz ki sıkılaştırıcı hamlelerin dozu arttırılmıyor, aksine gevşetiliyor. Burada bir gevşeme söz konusu değil ama sıkılaşma hamlesinin dozunun tartışmaya konu olduğunu da takip ediyoruz. Neden? Yani sebebi yerel seçim olabilir yani. Ama onun dışında da genelde finansal istikrarsızlık yaratmadan, büyük problem yaratmadan bu süreci götürmek de önemli. Ve çok sert bir likidite çekimi durumunda bunun tetikleyebileceği finansal istikrarsız riski özellikle son dönemde çok zorlanan bazı sektörler var. Yani bunun ben makul bir görüş, makul bir endişede olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii zaten enflasyonla mücadelenin asıl kanalı olamaz. Yani belki burada para politikasının etkinliği ya da mevduat liralaşmayı konuşurken belki daha önemli bu taraf, ama enflasyonla mücadele için talebi hedef almanız gerekiyorsa zaten asıl mesele de bu değil. Orada biraz daha nokta atışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu an harcamanın ve talebin göstergelerine baktığımızda işte perakende talebi çok fazla düşmüş değil. Şirketlerin fiyatlamaya yönelik beklentilerini gösteren anketler, oradaki endekslerdeki düşüş çok sınırlı kaldı önceki sıkılaşmalara göre. Buna baktığımızda sanki talebin hedeflenmesi gereken bir kesim var gibi gözüküyor. Talebi sıkmayı hedefleyeceğimiz bir kesim var gibi. Bu da muhtemelen son yıllarda daha çok zenginleşmiş, yüksek gelir, orta üst gelir sahibi kesimler. O kesime yönelik bir takım adımlar atılacaksa belki burada kredi kartı tarafı yeniden düşünülebilir. Biliyorsunuz yönetim kredi kartı faiziyle politika faizi arasındaki ilişkiyi koparttı, Merkez Bankası. Dolayısıyla orada daha fazla artış olmadı. Son faiz artışı, politika faiz artışı kredi kartı azami faizlerini arttırmadı. Yani orada belki bir düzenlemeyle, tahminim yerel seçimlerden sonra olur. Belki yüksek bakiyeli kartlara özel bir sıkılaşma yapılabilir. Çünkü toplumun belli kesimleri zaten ihtiyacının ötesinde, çok temel ihtiyacının dışında harcayamıyor. Ama hani talebinin hedefleneceği bir kesim var. Burada daha caydırıcı bir azami faiz oranı destekleyici olabilir diye düşünüyorum. Ama mevduat tarafı daha çok hani liralaşma hedefi için ben önemli görüyorum. Ve de orada zorunlu karşılık ya da sterilizasyon dışında da demin saydığım gibi sopa ve havuç
son liralaşma hedeflerini bankalara dayatma biçimi gibi unsurlar da kullanılabilir. Bu likidite fazlası problemi ile enflasyonu birazcık ayırmak daha doğru olabilir. Evet, şimdi yani aslında buradaki ZK adımının DTH tarafına engelleyici bir artıştaki engelleyici bir unsur olması için daha temel bir adım olarak okuyabiliriz diyorsunuz. Şimdi peki o halde biraz para kanadında bundan sonraki süreçte atılacak işte %42,5'tan 45'e getirildi ve yeterli düzeyde olduğu söylendi. Dolayısıyla gözler enflasyona çevrildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi. Enflasyonda bugün ücretlerdeki artış ki beklentiler üzerinde gerçekleşen de bir artıştan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra düzenlemeler, bir tarafta enerji maliyetlerini takip ediyoruz. Enflasyondaki görünümü nasıl görüyorsunuz şu anda? Özellikle bu atılan adımlarla birlikte yıl sonu enflasyon beklentisiyle de karşılaştırdığımızda hakikaten %45'lik düzeyin politika faizinin yeterli kalabileceğini düşünenlerden misiniz? Yoksa buradaki oluşabilecek bir risk ekstra bir sıkılaşmaya götürür mü Merkez Bankası'nı? Yani bu para politikası mevcut sıkılık düzeyi, işte genişleyici bir maliye politikası ve şu ana kadar genişleyici olmuş ücret politikası ama işte yıl ortasında ilave bir zam yapılmadığı bir senaryo var. Politika bileşimi var. Bunu varsaydığımızda yani yeni ücret zammı yapılmayacak ve %45'te uzunca bir süre sabit kalacak bir politika faizi ve sterilizasyona da devam ediliyor. Belki bu şu an hafif geldi dediğimiz önlemler biraz sertleştiriliyor. Ve hatta belki yerel seçimden sonra işte kredi kartı faizleri de biraz artıyor. Yani %40'lara bu enflasyon düşer bu politika setiyle. Yani bütçedeki genişleyici politikaya rağmen, şu ana kadar yaşadığımız yüksek ücret şokuna rağmen %40'lara düşer bu enflasyon. Problem sizin de dediğiniz gibi enerji tarafı. Yani enerji tarafında daha iyimser beklentiler vardı. Bizim de tahminimiz yıl genelinde 74 dolarlık bir ortalama Brent petrol varsayımı. Şimdi jeopolitik gelişmeler bunu yukarı çekiyor. Ve bu gelişmeler gitgide biraz daha olumsuzu konuştuğumuz yere gelmeye başladı. Yani hala jeopolitik çatışmanın tarafları endişe ettiğimiz kadar doğrudan birbirlerine hedef almıyorlar. İşte Hürmüz Körfezi'ne yönelik henüz bir problem yok. Doğrudan hedef alınacağını İran ve Amerika tarafından birbirlerinin, yani İran coğrafyası içinde bir hedef olacağını sanmıyorum. Ama sonuçta petrol görünümünü biraz daha yukarı çekiyor. Bunun bir etkisi olabilir ama bu benim yıl sonu enflasyon tahminim 42. Hani bunu 45'e çekmeme sebep olabilir. Ya hala çok büyük bir bozulma olmaz diye düşünüyorum mevcut marjlar içerisinde. Ama beni asıl endişelendiren belki yıl ortasında yeni bir ücret zammına gidilmesi. Çünkü yerel seçime yaklaşırken sürekli revizyonlar geliyor. Bunların bir takımı biraz zorunda kalınan konular, işte emekli maaşları çok geride kalıyor. Ama çok revizyon geliyor ve bu ücret enflasyon geçişkenliğinin de son dönemde artmış olabileceğini tahmin ediyorum. Temmuz'da bir zam daha yapılırsa belki seçim riski ortadan kalktığı için bunun ihtimalini düşük varsaymak makul. Ama bir zam daha yapılırsa bu sefer enerji fiyatları da biraz daha yüksek olduğu senaryoda %50'nin üzeri bir enflasyonu konuşuruz. Peki. Ama henüz ben bir revizyon yapmadım. %40'lara inen bir enflasyon senaryosu hala bence bir hayli gerçekçi. Şimdi Dağlar Özkan, hal böyle olunca faiz indirimini konuşmaya başladığımız günlerden de geçiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül'den itibaren küçük adımlarla faiz indirmeye başlayabileceğini öngördü. Haberimizi izleyelim, hocamızın görüşlerini dinleyelim, ardından üzerine konuşacağız. Yaz ortasına kadar muhtemelen biz bu faizlerle devam edecek piyasa. Ama özellikle
Temmuz ayından itibaren Temmuz ve Ağustos ayında o yaşadığımız %10'a yakın enflasyon rakamlarının aslında enflasyon hesabından çıkmasıyla birlikte, yani baz etkisinin de desteğiyle enflasyonun aslında o dönemde hızlı bir şekilde düştüğünü göreceğiz. Tabii bu dönem, yani böyle bir ortamda bankalar muhakkak daha öncesinden kredi arzını artırmak isteyeceklerdir. Böyle bir durumda, böyle bir rekabet ortamında da dediğim gibi yaz aylarından itibaren kredi faizlerinde bir miktar düşüş görmek mümkün. Sonrasında tabii sen sormadan ben konuya gireyim. Merkez Bankası ne zaman faiz indirimini düşünmeye başlar, ne zaman faiz indirir? Haliyle bu enflasyondaki hızlı düşüşün düşüş nedeniyle Merkez Bankası muhakkak artık yaz aylarının başında, yani Haziran ayından itibaren yavaş yavaş düşünmeye başlayacaktır faiz indirimini. İndirecek diye mi düşünüyorsun, yoksa indirimini düşünmeye başlayacak. Ne kadar düşünüyorsun sence? Muhtemelen 1-2 ay düşündükten sonra Merkez Bankası artık Temmuz ayı ya da Ağustos ayında, yani yaz aylarının sonunda artık faiz indirimine gidebilir. Haziran ayından itibaren düşünmeye başlayıp o enflasyon düşüşlerini gördükten sonra, yani piyasada da bu realize olduktan sonra Merkez Bankası artık diyebilir. Zaten dediğin gibi bir aktarım mekanizmasının zaman alıyor bunun etkileri. Biz Eylül ayından itibaren yavaş faizleri indirmeye başlasak bunun zaten ekonomi üzerindeki etkileri daha 6-9 ay gibi zamanlarda görülmeye başlayacak. O yüzden ben Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'nın küçük küçük faiz indirimi dönemine gireceğini düşünüyorum. Evet, İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan'la birlikte devam ediyoruz. Dağlar Özkan, şimdi faiz arttırım süreci döngüsü tamamlandı diyoruz. Bunun etkilerini yaz aylarına kadarki olan süreçte göreceğiz diyoruz. Peki işin özü aslında yılın ikinci yarısı. Bir faiz indirim senaryosu dahilinde kredi faizlerinde yaz aylarından itibaren bir miktar daha düşebileceğini Profesör Doktor İbrahim Ünalmış da yine Açık Sezen'in programında değerlendirdi, söyledi. Böyle bir durum içerisindeyken yıl sonu enflasyon hedefini yine %45'te tutmaya devam eder misin? Yani bir faiz indirimi konuşmak için henüz erken değil mi? Ne dersin? Yani elbette erken ama konuşmayı engellemez. Sonuçta herkes bir sonraki değişikliğin ne zaman olacağını merak ediyor ve ona göre pozisyon almayı dair plan yapıyor. Yani erken ama zaten piyasadaki genel tahmin de hocamızın dediği gibi Eylül, Ekim, bunlar biraz daha makul aylar ama benim de tahminim Ekim ayı biraz daha doğru olur Eylül verisinde. Gördükten sonra bunun yapılması bence. Ama şu an kabaca Temmuz ayı, Temmuz-Ekim arası fiyatlanan bir indirim sürecine giriş tarihi var. Peki enflasyonda bir düşüş buna izin verecek mi Dağlar Özkan? Yani Mayıs'tan sonra aslında hızlı bir şekilde biz baz etkisiyle birlikte %40'a kadar bir çözülmenin olacağını düşünüyoruz da asıl hikaye %40'tan sonraki o gerileyecek oran. Böyle bir oranda beklenti var mı? Evet, asıl baz etkisiyle olacak bir hikaye. Biraz alan veriyor orada, yani yıl sonuna kadar %42'ye bizim tahmin ettiğimiz gibi düşerse siz %40 politika faiziyle önümüzdeki yılda bu düşüş eğiliminin sürecini anlatabilirsiniz. Güzel. 40'lara bir kere düşürdükten sonra ve ondan sonra da yani 40'la beklenen enflasyona göre sıkı gözüken bir politika sunabilirsiniz. Ama tabii burada 2025'e dair yönetimin planladığı tam ne, onu görmemiz gerekecek. Hani büyümenin yine desteklendiği bir senaryoya girersek ve artık yeniden işte biraz genişlemeyi konuşmaya başlıyor olursak, ekonomik genişleme, zayıflayan sektörlerin yeniden ucuz kredi, hani bu tarz endişeler istihdam yönetimin ön planına aldığı bir konu haline gelirse, %40'lara düşmüş o an enflasyonun 2025'te çok fazla düşülmesi kolay olmayabilir. Ve Merkez Bankası'nın çizdiği patikadan biraz daha zamana yayılan enflasyonu %20'lerde belki sıkıştığı bir süreç görebiliriz.
Ama şu an dördüncü çeyrek başında bir faiz indirimi beklemek yani daha gerçekçi olur diyorsun. Benim tahmin ettiğim 45'ten 40'a son çeyrek içinde bir faiz indirimi beklemek hem gerçekçi hem de para politikası açısından olumsuz bir senaryo değil. Peki şöyle bir ikilem ortaya çıkıyor işte kredi faizlerindeki gevşeme aslında burada bir miktar düşebilme hikayesi hemen Türkiye ekonomi modelinde talebi arttıran bir etki yaratıyor. Ve bu da beraberinde enflasyon sarmalını getiriyor. Burada bir miktar düşüşü gözlemlemek söz konusu olabilir mi yoksa yani çünkü hakikaten geçiş için kredi faiz oranlarının bu anlamda modelde şu an içinde bulunduğumuz modelde etkisinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Evet zaten bu yüzden kredi kartlarının önemine dikkat çektim. Yani orada harcama eğilimini biraz daha baskılayacak özellikle daha yüksek gelirde bir politika lazım. Tüketici kredisinde hedefleyen zaten bazı kredi kontrolleri hala mevcut. Hani bunlar otomotivde özellikle biraz baskılıyor. Bunun dışında işte zaten enflasyon beklentileri biraz iyileşirse işte yavaş yavaş 12 aylık beklentiler düşmeye devam ediyor. En son veride %39'a düştü önümüzdeki 12 ay sonrasının enflasyon beklentisi ankette. Piyasa katılımcıları anketinde. Hani bu düştükçe tüketici kredi faizlerinin ima ettiği sıkılık düzeyi de reel olarak artıyor. Dolayısıyla nominal olarak düşmesi için bir alan var. Dolayısıyla yani hafif bir düşüş çok fazla bizi sorun yaşatmaz diye düşünüyorum. Yani işin sonunda aylık kredi eğiliminin %3'ün altına inmemesi gerekir. Öyle bir senaryoda hani yaz aylarına geldiğimizde ayda %3 gibi bir eğilim sonuçta enflasyon eğiliminin birazcık üzerinde olur o döneme geldiğimizde ya da ona paralel olur diye düşünüyorum. Altına geldikçe biraz fazla gevşek bir koşul bulur tüketici ve bunu kullanmaya yönelir. Bu da daha enflasyonist olabilir. Ama şu an çok endişeli değilim gerek bu kontrol sebebiyle gerek de enflasyon beklentisindeki iyileşmenin zaten bir alan tanıması sebebiyle. Tabii bu alan sonsuz değil. Dolayısıyla büyük bir tüketici kredisi canlanmasını engellemek gerekir ama zaten Merkez Bankası son 2 yıldır yani Şahap Kavcıoğlu döneminden beri bunu önemsiyor. Yani en çok da buraya bakıyor. O tarafı daha sakin tutmaya çalışıyor. O yüzden çok endişeli değilim o konuda. Peki şimdi para kanadını hep konuşuyoruz ya bir de maliye kanadını konuşalım. Seçim üzerinde etkilerinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu oradaki beklentileri daha sınırlı tutuyoruz. Ama seçim sonrasında nasıl şekillenecek koşullar buna dair de bakış açıları birbirinden farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadele programında maliye kanadının para kanadına eşdeğer bir şekilde devam ettiğini düşünenlerden misiniz? Yoksa buradaki eşlik etme hikayesinin seçim sonrasında çok daha sert bir şekilde atılacak adımlarla birlikte etkisini görmek söz konusu olabilir mi? Yani bunu açıkça net bir şekilde bilmek biraz zor bir soru. Yani yönetim yine az çok biraz büyümeci bir yönetim olacaksa özellikle 2025 diyelim. Hani 24'ün şekli biraz belli. Yerel seçimlerden sonra çok bozmayacaklar hiçbir şeyi. Maliye politikasındaki o gevşek duruş büyük oranda deprem kaynaklı olmaya devam edecek. Ama hani 25'te daha yine büyümeyi önceleyen bir yönetim göreceksek hani deprem hariç, deprem harcaması hariç, yeniden inşa hariç bütçe açığının yine yüksek olabileceğini %3'lerde hatta faiz dışı açık ufak da olsa vermeye devam edeceğimiz bir süreç olabilir. O durumda bu enflasyonda %40'lara düşmüş enflasyonun daha fazla inmesi tartışma konusu haline gelir. Yani her halükarda daha düşeceğini tahmin ediyorum ama o düştüğü 30'lar 20'ler o seviye neyse 25'ten itibaren o seviyede bir bir katılaşma olabilir. Yani enflasyon nasıl 90'larda farklı dinamiklerle de olsa yüksek enflasyon ülkesi olmuşsa Türkiye ve işte arada 60'lara 70'lere çıkıyor sonra düşüyor ama 40'ların altına inemiyor.
Hani orada bir 20'ler 30'larda da bir katılaşma olabilir. Eğer bütçe politikası yine büyümeci bir politika seti olarak tutulursa. Ama bunun aksine hani iyimser bakarsak belki bir vergi reformu konuşulabilir. Çok ihtimal vermiyorum kapsamlı bir vergi reformu. Şu ana kadar yani mevcut hükümet döneminde hiç gerçekleştirilemedi. Ufak tefek uyarlamalar yapıldı ama bir reform yapılamadı. Büyük kapsamlı bir reform. Ama hani iyi bir vergi reformu yapıldı. İşte deprem dışı harcamalarda daha agresif bir kesintiye gidildiği bir senaryoda bu enflasyon çok destekleyici olabilir. Genel anlamda TL'nin reel değerlenmesini ve yabancı ilgisini de besler. Ve böyle bir ortamda işte enflasyonun kademeli bir şekilde %10'lara düştüğünü, para politikasının bozulmadığı bir senaryoda konuşabiliriz. Ama ben biraz da tedbirliyim 2025 sonrası ve bütçe hikayelerinde. O kadar biraz görmek lazım. Evet. Ne yapacaklarını. Ben biraz daha büyümeyi önemseyebilirler diye düşünüyorum. Bakalım, yakından takip edeceğiz. Bol bol da konuşacağız sizlerle birlikte. İş yatırım ekonomisi Dağlar Özkan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz ve piyasalara dönüyoruz bir kez daha. Borsa İstanbul tarafındaki hemen spot taraftaki fiyatlamalara bakalım. 0.16'lık bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz ki puan bazlı ilk 5 tarafına bakacak olursak özellikle en çok yükselenler arasında Turkcell, Tofaş, MİA Teknoloji ve Mavi Giyim olduğunu görürken bununla birlikte en çok düşenler arasında puan bazlı ise Türk Hava Yolları, Tüpraş tarafını görüyoruz ve bir tarafta BİM, Aselsan ve Şişecam takip ediyor. Puan bazlı da en çok düşenler arasında olduğunu söyleyelim. 64 hissenin aşağı yönü, 35 hissenin ise yukarı yönlü ve bununla birlikte bir hissenin yatay bir performans gösterirken 0.18'lik geri çekilme yaşanıyor BIST endeksinde diyoruz ve İçindeki görüntüyü bu şekilde aktarabiliriz. Peki küresel piyasalardaki durum nedir? Hemen Asya'ya gidelim. Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeleri alalım. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ersoy Erkazancı ile birlikte devam ediyoruz. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, neler aktaracaksın Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında? Pelin, Evergrande etkisi Çin'de ve Hong Kong'da devam ediyor. Sabahleyin de eksiler var diyordu ama eksiler biraz daha arttı. Şangay %1.83 eksiyle kapattı. Hong Kong henüz kapanmadı. Onun eksisi %2'nin üzerinde. Güney Kore -0.07. Nikkei ise sadece 0.11 artıyla kapattı. Sabaha göre biraz daha morallerin bozulduğunu söyleyebilirim. Amerika'nın artılarına rağmen gayrimenkul sektörü, emlak sektörü Çin'de büyük bir sektör. Bununla ilgili gelişmeler, Evergrande'nin tasfiye olacak haberleri diğer gayrimenkul şirketlerini de etkiledi. Gerçi Japonya'da iyi bir haber vardı. İşsizlik Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geldi. Toyota'nın satışları da 4 seneden beri üst üste en yüksek satış yapan araba markası olmaya devam ediyor. Petrolde dün %1.5'lük düşüş yaşandı. Bugün çok hafif artıda Amerika nasıl bir karşılık verecek, o merakla bekleniyor. 3 Amerikalı askerin Ürdün'deki drone saldırısından sonra ölmesinden sonra İran'ı çok rahatsız etmeden ama İran tarafından desteklenen terörist gruplara karşı bir karşılık vermesi bekleniyor Amerika'nın. Bu arada Suudi Arabistan hükümeti Aramco'dan üretim kapasitesini 12 milyon varilden 13 milyon varile artırma dedi. Talep çok yüksek değil. Bu da önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Son olarak da Orta Doğu'da yabancı markalara boykotun giderek arttırdığını hem haberlerde görüyoruz hem de gözlemliyoruz. Evet, Asya, Orta Doğu ve petrolden son başlıklar böyle Pelin. Ersoy, çok teşekkür ediyorum aktardığın detaylar için diyoruz ve Asya piyasalarını noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve yatırım kulübünü noktalıyorum. Birazdan grafik düellosuyla karşınızda olacağım.